Aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak. Hangi konu başlıkları demeyeyim ama Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Steinmeier'le bizim geçmişten bugüne olan dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii bunlar içerisinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz? Bunları da görüşme fırsatımız olacak. Efendim, İsrail'in İran gerginliği devam ediyor. Dün de İran'a bir gerçekleştirildi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklamada yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı da ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da haberimiz vardı yoktu gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Amerika'nın son yapılan açıklamalarda yani İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Ve Amerika burada herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Bizim zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Ve bunu da yine çok açık net görme imkanımız oldu. Efendim, yarın İsmail Hamiye ile bir araya geleceksiniz. Öte yandan geçtiğimiz günlerle İsrail saldırısında kendisi torunlarını, çocuklarını kaybetti. İlk arayanda siz olmuştunuz. Peki yarın gündemde neler var efendim görüşmeyeceğiz? İsterseniz o gündemi yani biz Sayın Heniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım. Ben Hayri Cumalar. Yunanistan Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlemiş olduğu basın toplantısında 13 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını ifade etmişti. Siz de kısa süre önce Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiştiniz ve o ziyaretiniz iki ülke arasındaki olumlu rüzgarların kuvvetlenmesini doğurmuştu. Miçotakis'in ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Ve bu iade-i ziyaret de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. Ve bu önemli merhaleyle ilgili olarak da biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız olacak. Sağ olun. Gerçekten karışık bir ortam. Özellikle Irak, Suriye